Evet sevgili arkadaşlar, 9. sınıfın başından beri şöyle yan gelip yattık gibi hissediyorum. Ama aynı zamanda bizler lisede başarısız da olmak istemiyoruz. O zaman bir zahmet, yapacağımız bazı şeyler var. İsterseniz gelin bu videoda birazcık ona değinelim. Haydi başlıyoruz. Öncelikle kimle konuşsam 9. sınıf arkadaşlar bana hep aynı şeyi söylüyor. Diyor ki, hocam ben çok böyle çalışamadım. LGS zaten geçtiğimiz yılda olabildiğince dinlenmek, tatil yapmak istiyorum ama elim kağıda kaleme de gitmiyor. Ya biraz taktik verebilir misiniz? Abi bizde taktikten yana bir sıkıntı yok. O yüzden istediğiniz kadar taktiği ardı ardına verebiliriz. Ama artık sizden de bazı şeyleri istiyoruz. Nedir onlar? Birazcık artık yan gelip yatmayı değil de çalışıp şu TYT'nin bizden istediklerini yavaş yavaş hayata geçiriyor olmamız lazım. Çünkü 10. sınıfta bu eksikleri kapatamazsak 11. sınıfta TYT'nin yanında bir de AYT dediğimiz bir şey var. Onlar geliyor. Şimdi isterseniz o maddelere şöyle hızlıca bir bakalım. Hepsi bir çözüme kavuşsun. Evet, öncelikle söylemek istediğim bir şey var. 9. ve 10. sınıfta biliyorsunuz YKS'nin TYT'ye ait konularından sorumluyuz. 11. ve 12. sınıfta da YKS'nin AYT'ye dair konularından sorumlu olacağız. Bu yüzden sizler 9. ve 10. sınıfı boş geçiremezsiniz. Yani geçirmemelisiniz. Yani bunu yaparsak işte o zaman işler biraz daha zorlaşabilir. Bu yüzden şimdiden itibaren çok da fazla yorulmadan eğer yapmamız gerekenleri yaparsak, sorumluluklarımızı yerine getirirsek o zaman ne olur? TYT'ye dair eksiklerimiz kalmadan 11. sınıfa geçer. AYT konularını öğrenmeye devam ederken TYT tekrarlarımızı da yaparız. Şimdi sevgili arkadaşlar, o yüzden ilk maddemiz düzenli çalış. Yani bir gün çalışıp 5 gün yatma. Tabiri caizse böyle ifade etsem daha güzel olur. Çünkü bunu yapanların sayısının bir hayli fazla olduğunu biliyorum. O yüzden bugünden itibaren artık yavaş yavaş bir karar almamız lazım. Tatil geldiği zaman kendimize tabii ki vakitler ayıracağız. 9. sınıfta yapmadığımız veya yapamadığımız şeyleri gündeme alıp belki ek çalışmalar gerçekleştireceğiz. Ama 9. sınıfın sonunda artık ona başladığımız zaman tüm eksiklerimizi kapatacağız. Böyle bir planlama yaparsak her şey çok güzel olacak. Bana güvenin. Şimdi gelelim ikinci maddemize. İkinci maddemizde işte bu andan itibaren, yani bu videoyu izlediğiniz andan itibaren öyle çokça çalışmayacağız ama bir haftalık planla çalışmayı artık hayatımıza oturtmamız lazım. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl birçok arkadaşımız zaten düzenli çalışmayı, haftalık bir planla ilerlemeyi aksattı. Bu yüzden bu hiç gündeminizde değildir diye söylüyorum bu yıl için bunları. Lütfen arkadaşlar artık haftalık bir programla, artık yalvarıyorum arkadaşlar. Lütfen haftalık bir planımız olsun ve buna uymaya başlayın ve bunu aksatmadan devam ettirin. O plandaki günlük çalışma sürenizin ne olduğu gerçekten önemli değil. Yarım saatse yarım saat, bir saatse bir saat, beş saatse beş saat hiç önemli değil. Ama artık bir plan ve bu plana uyum konusunda ilerlersek sevinirim. Bir sonraki maddemiz kısa, orta ve uzun vadeli hedefleriniz olmalı. Evet, belki kısa vadeli hedefiniz 9. sınıfı istediğiniz noktada tamamlamak olabilir. Orta vadeli hedeflerinde 10. sınıfa nasıl başlayacağınız veya 10. sınıfı nasıl tamamlayacağınızla alakalı bir şeyler de yapabilirsiniz. Tabii ki uzun vadeli hedefleriniz üniversiteyi kazanmanın çok daha ötesinde. Neyi nasıl, nerede hayal ediyorsunuz? Nasıl bir insan olmak istiyorsunuz? Ve o olmak istediğiniz insanı şimdiden inşa edebiliyor musunuz? Bunun kararına, bunun hayaline, bunun gerçekleşmesine odaklanmamız lazım. İşte bakış açımızı buralara getirirsek gelecek bizim için anlamlı olur. Yoksa bunları gündemine alamayan arkadaşlar bugün çalışmak için bir sebep bulamaz. Zaten daha çok uzun zaman var. Niye şimdi çalışayım? Yatsam, dinlensem daha iyi de diyebilir. O yüzden kısa ve orta ve uzun vadeli hedeflerimiz var. Kısa ve orta vadeli hedefler bizleri uzun vadeli hedeflerimize ulaştırır. Bu yüzden sizlerden ricam, lütfen hayallerinizi ve hedeflerinizi gözlerinizin önüne getirin. Evet, bir sonraki maddemiz kendinizi geliştirmeniz. Lisede başarısız olmamanız için sadece derslerde değil, ders dışı aktivitelerde de kendinizi ifade etmelisiniz. Yarın öbür gün üniversiteye gittiğinizde ya da mesleğinizi elinize aldığınızda sizden çok kişi olduğunu göreceksiniz. Ve diğerlerinin arasından sıyrılabilmek için kendinizi iyi ifade edebiliyor, takım çalışmasına yatkın, liderlik etkisi potansiyeli olan, görev ve sorumluluklarını yerine getiren, birden fazla dili konuşabilen, bunları ifade edebilen, teknolojiye hakim olan, sanat, spor, müzikle ilgilenen insanlar olursanız diğerlerinden çok daha önde olursunuz. Zaten bu tarz insanlar günümüzde başarılılar. Onların hayatlarına baktığımız zaman biraz evvel bahsettiğim bu özelliklere sahip olduklarını görürüz. Lütfen kendinize yatırım yapın. Ve tabii ki son maddemiz kendini dene. 9. sınıfsın, çalışmalarım başlayacak. Ve ben 9. sınıfta gerçekten başarılı oldum mu sorusunun cevabını bir deneme ile ölçümleyebilirsiniz. Lütfen ara ara kendinize denemeler uygulayın. Hangi derste, hangi noktadasınız ve buradaki yanlışlarınızdan hareketle neyi daha iyi yapabilirsiniz? Yorumlamalar yapın, deneme analizleri yapın. İşte bunlar lisede başarısız olmanızı
tamamıyla ortadan kaldırır. Sevgili arkadaşlar, bizi dinleyen arkadaşlar şu anda çok güzel üniversiteleri kazandılar. Hatta çok önemli bir kısmıysa istedikleri meslekte mutlu bir şekilde çalışmalarını devam ettiriyor. Ve tabii ki bu uzun, bu güzel, bu kutlu yolculukta bizler sizlerin her zaman yanınızda olacağız. Sizler de bu yolculukta şöyle bizi tam olarak bir rehber olarak edinin ve çalışmalarımıza kulak verin. Çünkü bizler her zaman sizinleyiz. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Hoşça kalın.